Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam artışı Mayıs'ta son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Önceki iki ayda istihdam artışı da daha önce açıklananın altına çekildi. Bu durum dünyanın en büyük ekonomisinde düzelme konusunda temel kırılganlıkların ve sıkıntıların devam ettiğini gösterdi. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tarım dışı istihdam 69 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Böylece %8,1'e kadar gerileyen işsizlik oranı da tekrar %8,2'ye yükselmiş oldu. İstihdamdaki artışa rağmen işsizlik oranlarındaki yükselişin ana nedeni iş gücüne katılan insan sayısındaki artış oldu. Toplam istihdam ise Aralık 2007'deki durgunluk öncesi seviyesinin hala 5 milyon altında. Avrupa'daki borç krizi ve Çin'den gelen yavaşlama sinyallerinin ardından iş gücü piyasasındaki bu zayıflık güvenin daha da düşmesine yol açabilir. Öte yandan bazı uzmanlar bu durumun görevleri arasında işsizliği azaltmakta olan Federal Reserve'ın yeni bir parasal genişlemeye gitme ihtimalini arttırdığını düşünüyor.